دوستو نه سال بری و بری به وسط دم هات وندا کردن و قتل کردن. بری آوندا بوده دو جاران استانبول هات بنچاف کردن. به تندی اشکنجه لیات کردن. هر داوی دوستو یکی آدایی نوروز دا هات بنچاف کردن. کجی بومه همیان روزه کی تایبتر. بدهان کسان کپشتی بنچاف کردن و اشکنجه هاتن قتل کردن. و جنازه اینوا لجیه کی و شرطی هاتن دفن کردن و رای کردن هنی هر سازی و دزگه هنکو سره لواندان گرتنا حسان رد کردن نهمی سالوگره اوندا کردن حسان اوچاق ده ده بیر آمه یا کولکتیف ده بمینه حسان اوچاق جعالیان پولی بیر دولت پولیتیکسی olarak دورن دنمی uygulaman göz altında kaybetme toplumsal muhalefete yönelik sistematik saldırı yöntemlerinden biridir. Bu kirli yöntemi uygulayan devletler, sisteme karşı aktif mücadele içinde olan insanları göz altına alıp kaybederek toplumda kaygı, belirsizlik ve korku yaratmakta ve böylece toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır. Hasan Ocak 29 yıl önce bu nedenle kaybedildi ve katledildi. Çünkü mücadeleci özverili ve sosyalist kimliğiyle hep hedefteydi. Ailesi her yerde onu ararken onun cansız bedeninin tüm resmi makamlardan geçirilip gizlice Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'na meçhul kişi olarak defnedildiği ortaya çıktı. İnsan hakları savunucuları ve kayıp aileleri olarak kayıplarımızın bulunması ve ailelerinin yargılanması için her cumartesi düzenlediğimiz kayıplar bulunsun, aileler yargılansın, barışçıl alma eylemimizde bu alanda yeniden bir aradayız. Her zaman olduğu gibi 90'lı yıllarda çatışmalı süreçte kaybeden binlerce insanımızın akıbetini soruyor ve bu olayların açığa çıkartarak ailelerinin yargılanmasını ısrarla talep ediyoruz. Ölülerimizin yakını tutabilmek, onları insan onuruna yakışır şekilde usulünce defnedebilmek için adalet istiyoruz. Bu hafta 1998 yılı Nisan ayında Batman'da kaybedilen İzzet Sever'in akıbetini soruyoruz. Kayıp İzzet Sever'in eşi Emine Seven, eşim İzzet'i Seven, Tüpraş Bölge Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışıyordu. Evinden işine, işinden de evine gider gelirdi. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. Nisan 1998 tarihinde ikindi vakti namazını da kıldıktan sonra evden çıktı. İşe gittiğini biliyordu. Sabaha kadar eve gelmeyince iş yerinde arkadaşlarından sordu. İşe gelmediğini söylediler. Yakınlarımıza haber verdik, gören olmamış. Bunun üzerine ağlayıp feryat etmeye başladı. 90'lı yıllarda Batman'da her gün sokak ortasında birkaç kişi infaz ediliyor veya kaçırılıyor. Yetkilileri yazılı olarak başvuru yaptı. İfadelerimiz alındı. Emniyet yetkilileri eşimin kendilerinde olmadığını söyledi. Hizbullah örgütü tarafından kaçırılmış olabilir dediler. Yuvam yıkılmış, çocuklarım yetim kalmıştı. Aradan yıllar geçti, hep ağlayıp inledim. Gözlerim yollarda kaldı, derdimize çare olacak kişi ve kurum bulamadık. Ta ki İnsan Hakları Derneği'nin kayıplar bulunsun, failler yargılansın adı altında başlattıkları eylem ve etkinlikleri bize bir ışık kaynağı oldu. Belki vicdan sahibi biri çıkar da eşimin ve eşim gibi kayıpların hakkında, ölü veya derisi hakkında bilgi verecek diye. Tekrar umutlandık, halen de umutlarımızı yitirmiş değiliz şeklinde aktarmıştı. Karanlıkta kalan binlerce kayıp ve binlerce faili meçhul cinayetleri işleyen failler yargılanmadıkça toplumsal barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. İnsanlığa karşı işlemiş suçlarda zaman aşımı uygulanamaz. Hangi tarihte kaybedilmiş olursa olsun sorumlular hakkında etkili hukuk yollarının işletilmesini istiyoruz. Kayıplarımızın akıbetini sorgularken onlara dair bir iz bulunmadan, hakikatler ortaya çıkarılmadan ve adalet sağlanmadan bu mücadeleden asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hakikatten ve haklılığımızdan aldığımız meşruiyetle susmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi.